Aşka inanıyor musun dostum? Yani çok fazla değil. Değil. Bu programı evde sayılır. Tabii tabii. Yok, karımla da bunu tartışırız. Yani şu var. Çok kısa vadeli bir şey olduğuna inanırım. Patolojik bir şey gibi. Biz karı koca sevgiciyiz. Yani hala birbirimize aşığız. Aşırı seviyoruz. Aşk sevgimizin yanına yaklaşamaz. Peki o zaman içinden aşk geçen bir gerçek hikayeyle i̇şte devam ben. Edelim. Evet. Hoşça kal Tolga. İşte sen değil, başkası. 1949 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı'na bağlı Küçük Karamanlı Köyü'nde dünyaya geldim. Ailecek maddi açıdan zor bir hayatınız var. İlkokuldan sonra eğitimine bu yüzden devam edemiyorsun. Çeşitli küçük işlerde ve tarlada çalışarak ailene yardımcı olmaya çalışıyorsun. Senin gençlik döneminde yani 1960'larda köyünüz henüz göç vermeye başlamamış. Ve geçim kaynağı olarak da ağırlıklı olarak tarımla hayatınızı kazanıyorsunuz. Böyle bir halde, böyle bir coğrafyada 60'lı yıllarda gelecek için nasıl bir hayat tasavvurun var? Ne kadar olabiliyor? Ne oluyor? Ne hayal ediyorsun? Şu an kaç yaşındayım? 11. Evet, yani 49. 60, evet, 11. Yani 12. Yani şu an çok bir şey tasavvur edemem tabii ama hayal o yaşta kurmak. Evet, hayal o yaşta en iyi traktörü almayı hayal ederim. Yani en iyisi bende olsun. Ya da traktör almayı hayal ederim. Evet, traktör almayı hayal ederim. Babama yardım edeyim. Öyle bir şey yapayım ki benimle gurur duysunlar. En iyi ben süreyim tarlada. Oranın gelişkini olayım diyorsun. Evet, evet. Çünkü dünyan biraz kısıtlı o yaşta. Uzaklara göremiyorsun. Bir yere gitmek o yıllarda kolay değil. 14-15 yaşlarında köyde hem tarlalarda çalışıyor, boş zamanlarda da arkadaşlarınla köy eğlencelerine katılıyorsun. Zaten düğün ve cenaze bütün köyü bir araya getiren nadir olaylar. Bir düğünde gördüğün bir kızdan çok etkileniyorsun ve aşık oluyorsun ona. Kız da çok güzel ve sana bakıp ilgisini belli ediyor. Onun yanına gitmeye cesaret edemiyor, düğün boyunca uzaktan izliyorsun. Düğünden sonra ise köy ağasının kızı olduğunu öğreniyorsun. Aşık olduğun kız maalesef ağanın kızı çıktı. Maalesef kısmını bilmiyorum ama yani işte bir eşitsizlik diğer var ya orada. Şey durumu var ya evet. Maalesef. Onu öğrendiğin zaman ne hissettin? Ya biraz üzüldüm tabii çünkü bizim oralar ne kadar uzakta o. Yani şehrin en batı ve en doğusunda yaşıyor da olsan birisine gönül koyduğun zaman veya gönlünü kaptırdığın zaman şehrin öbür başından da duyulur. Çünkü genelde birbirini tanır ve akrabadır herkes. Kayseri'nin biraz öyle bir yapısı vardır. O yüzden hissettiğin her şeyi ilk başta dillendirmeden önce biraz uzaktan kendin yaşaman lazım. İyi ki de öyle yaptım çünkü rezil olabilirdim yani. Peki bu bir araya gelmeniz için bir engel oluşturur mu? Ya ben birazcık ailemden farklıyım. Aslında bu işin peşini de kovalamak istiyorum. Çok da güzel kız. Ama işte... 14-15'te cesur yaşlar ya. Evet, yani biraz hani delikanlı denilen yaşın tam oraları. Olmazdan anlamaz falan. Yok, beni de ilgilendirmez zaten. Çünkü benim babamdan da annemden de fazla hayallerim var. Yani onlar belki de planlı bir evlilik yapmışlardı. Tam bilmiyorum, o konularda bizle konuşmazlar ama ben birisini sevdim mi onunla olmak istiyorum yani. Belki de onun ailesi de beni sever. Yeni bir şey çığır açarız diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Kız da senden hoşlandı tabii. Tabii ki de. Onların evinde çalışan bir kadın aracılığıyla haberleşmeye başlıyorsunuz. Arada bir gizli saklı görüşüyorsunuz. Ancak sen onu daha sık görmek istiyorsun. Tabii hem ağanın kızı olması hem de köy şartları sebebiyle o imkanlar biraz kısıtlı. Ona ulaşmak, biraz daha sık görebilmek için ne yaparsın? Yani şimdi ben babama danışacağım da onların yanında bir işe girerim falan diye bir şeyler var aklımda. Yani oralarda acaba... Işte ağanın biraz, yanına diyorsun. Evet, yani böyle mevsimlik işçi değil de daimi kalabileceğim, işte eti senin kemiği benim lafıyla belki oraya... Bir yere edinirsem kendime. Ama o da tehlikeli bir şey. Çünkü öyle girdiğin zaman... Vay içeride yani yarın öbür gün var, evet. Hakikaten gönüllerinizin birbirinde olduğunu öğrenirseniz sen ayıp etmiş olursun yani. Evet. Bütün bunlar biraz bu yaşta kafamı biraz torba ediyor. Düşünüp taşınıyor ve zor da olsa bir formül buluyorsun. İki evin arasında gizli bir tünel kazmaya karar veriyorsun. Tabii. 15 gün boyunca her gece sabaha kadar tünel için çalışıyorsun. Herkes dışarı çıkmak için tünel kazarsan içeri girmek için demek ki tünel kazıyorsun. Bir gece annen tüneli fark ediyor ve hemen kapattırıyor.
Camı kapattırır gibi tünel kapattırılır mı? Sevdiğin, bir de 15 gün açmışım birader ya. Çok ağır ya. Kapatması daha zor olmuştur. Değil belki mi? Sırf ağzını kapat. Sevdiğin, anneye de kapattım diye gösteriyor tabii değil canım. Sevdiğin kız için Ferhat olup tünel kazdım. Ama bir araya gelmenizin tek yolu da kapanmış oldu böylece. Ne hissediyorsun şimdi? Aşkından vazgeçer misin? Tünelde kapandı. Şimdi asıl üzücü olan ne biliyor musun? Tüneli kazdığımdan kızın haberi yok. Bilseydi bu da bir kapatmam bile bir nebze hani bir şey olabilirdi. Şimdi hiç bilmediği için nasıl anlatacağım? Yani bunu yaptığımı bir bilse onu söyleyemeden kapatmış olmak benim. Tabii yani babası da bir bilse. O da bilse. O da evet. Tünelde kıstırdı beni ama. Birkaç kez üst üste gizlice buluşuyorsunuz ancak kızın babası yani köy ağası durumu fark ederek görüşmenizi yasaklıyor. Böylece artık nur topu gibi bir engeliniz daha oluyor. Artık yasağınız da var. Ağa bunun üzerine kızını hemen bir başkasıyla evlendirmek istiyor. Evlerine sık sık görücüler gelip gitmeye başlıyor. Ancak sevdiğin kız yine evdeki çalışan aracılığıyla seni düşündüğünü ve kimseyle evlenmek istemediğini sana iletiyor. Aşık olduğun kız senden vazgeçmemiş. Ne hissediyorsun? Ya bu çok direnişte. Tabii canım. Ama belliydi ama biz o anlarsın ya onun karşındakinden. Evet. Yani var onda da bir şey dersin. Zaten sana cesareti veren odur. İnsan boşu boşuna tünel kazmaz. Kaldı ki çok karşılık bekleyecek yaşlı da değilsin. Değil, ama üstelik ama bir de bu var yani. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bunu ilk defa burada itiraf ediyorum. Kendime de belki itiraf ediyorum ama onun beni sevmesi zaten kıymetli bir şey. Sevdiğini bilmem, öğrenmem, benden hoşlandığını en azından öğrenmem kıymetli bir şey ama onun da böyle bir hayali kurabilmek zaten beni mutlu ediyor. Evet. Olmasa bile güzel bir hayal bu. İnşallah olur diye başka bir hayalim daha var. Bu da gerçek. Peki başka bir planın var mı? Onu görme şansın olmayacak gibi şu mevcut durumda. Peki. Bilemedim yani. Plan var başka mı bir plan daha? Tünel olmadı. Yani bu yıllarda çok zor. Hı. Şimdi nereye gitsen artık oralarda yakınlarda gözüksen de laf olacağı için çok büyük sıkıntı. Muhtemelen duyuldu değil mi? Bunlar? Muhtemelen öyle oldu. Tek bir çıkar yolum var benim. Her şeyi göze alıp bunu aileme açacağım. Ağa kızını kimseyle evlenmeye ikna edemiyor. Ancak senin evlenmesine de razı gelmiyor. Çözüm olarak kızını köyden göndermeye karar veriyor. Bir gün evlerine bir kamyon geliyor ve sevdiğin kızı eşyalarıyla birlikte alıp gidiyor. Arkasından baka kalıyorsun ancak elinden hiçbir şey gelmiyor. Vedalaşma fırsatınız bile olmamış. Onu tamamen kaybettiğini düşünür müsün? Ya düşünürüm aslında. Nereye gittiğini de bilmiyorsun. Bilmiyorum. Kendi başıma da çok hareket edecek bir yaşta değilim. Evet. Değilim yani.